Evet, PHP ile neler yapabileceğimize de bir bakalım. PHP ile veri tabanı uygulamalarıyla konuşup HTML etiketlerin içine veri çekebilme şansınız var. Oradan veri tabanından verileri çekebilirsiniz. Dinamik olarak grafikler oluşturabilirsiniz sunucu tarafında. Bunu istemci tarafında da yapabiliyorsunuz. SVG konusunu hatırlatırım, Canvas konusunu hatırlatırım. Günümüzde o popüler, onu da size söyleyeyim. Flash animasyonları günümüzde fazla kalmadı. Şöyle bir üzerine çarpı koyalım. Ziyaretçiye ve tarayıcıya ve tarihe özel durumları işleyebilirsiniz. Anketler, tartışma forumları, e-ticaret uygulamaları yazabilirsiniz ki bedava e-ticaret uygulamaları da var. Open source, açık kaynak kodlu. Web tabanlı e-posta uygulamaları yapabilirsiniz. Bu da var internette. Burada XML verileri yorumlayabilme şansınız var sunucu tarafında. Örneğin ne diyelim, Merkez Bankası'ndan veriyi çektiniz. Çektikten sonra PHP ile bunu yorumlatabilir ve içinden istediğiniz bölümleri alabilirsiniz. İçerik yönetimi yapabilme şansınız var PHP ile. Buna da çok ayrıntısına girmiyorum. PHP ile yazılmış açık kaynak kodlu birçok sistem var. Örneğin Joomla, örneğin WordPress. Bunlar PHP ile yazılmış Joomla'lar. Ve hızlı şekilde web sitesi üretmek istiyorsanız bunları kullanabilirsiniz ki ben de kendi web sitemde erdinç.com'da WordPress kullanıyorum. WordPress içine kendi kodlarımı yazıyorum. PHP burada web tabanlı programlama için tasarlanmış olması. Çok eskiden beri kullanıldığı için internette birçok kaynağın olması. Açık kaynak kodlu birçok projenin olması. Yazım kurallarının C'ye çok çok benzemesi, JavaScript'e benzemesi gibi birçok özelliği var. Ayrıca Apache ile çalışması, farklı platformlarda çalışabilir olması, Linux, Windows, MacOS fark etmez. Farklı web sunucuyla entegre çalışabilmesi ve birçok eklenti ve hazır kütüphanesinde olması en büyük avantaj. Birçok veri tabanıyla PHP ile konuşabiliyorsunuz, onu size söyleyeyim. PHP'nin burada artılarını saymış ama bu artılardan bahsettik diyelim. Burada PHP içinde birçok kütüphane var. Bu kütüphaneler sayesinde örneğin matematiksel işlemleri, tarih, zaman, sıkıştırma gibi işlemleri rahat şekilde yapabiliyorsunuz. Grafik işlemlerini aynı şekilde. Bu kütüphaneler direkt PHP'nin içinde geliyorlar. O hariç PHP ile FTP işlemlerinden tutun da HTTP işlemlerinden tutun da birçok protokol ile konuşabiliyorsunuz. Ayrıca o zamanda PDF dahi üretip değiştirebilip o tür özelliklere sahip PHP'de kütüphaneler var. Oturum yönetimi yapabiliyorsunuz, bu konuyu özellikle işleyeceğim. Katarlar üzerine işlemler yapabiliyorsunuz. Bunlar hep PHP'nin içinde olan kütüphaneler diyebilirim. Ayrıca ekstra üçüncü parti ürünlerde kullanabiliyorsunuz PHP ile birlikte. Bunlara Zend ürünleri bunlardan bir tanesi örneğin. Ücretli ve ücretsiz tarafı var. Özellikle web sunucu tarafında optimizasyon sağlayıp daha performanslı PHP çıktıları üretebiliyor. Tabii bu konuda özellikle hosting firmaları son güncel ürünleri kullanıyor, onu size söyleyeyim. Farkında olmadan da bu ürünleri kullanabiliyorsunuz ama kendi sunucunuzu oluşturmayı düşünüyorsanız üçüncü parti ürünlere de bakmanızı yarar var.